Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Her ay olduğu gibi Şubat ayında sizlerle birlikteyiz. Evet Demet, neler var Koç burcu için? Evet sevgili koçlar. Şubat ayında yine Ocak sonundaki yeni ay Şubat ayını da etkileyecek. 30 Ocak'ta Kova burcunda bir yeni ay doğacak. O nedenle bu yılın, bu ayın yeni ayını, Kova yeni ayını Ocak sonunda yaşayacağız. Etrafta da kalabalıklaşacak. Evet, sosyal alanda hareketlilik olabilir, grup çalışmaları, gelecekle ilgili hedefler, projeler, yeni arkadaşlıklar gündemde olabilir. Çünkü Uranüs Koç'ta ve Dolunay noktasına da olumlu açı içerisinde olacak. Sürprizler olabilir Koç burçların hayatında. Vallahi pek çok sürprizler olabilir. Çünkü Uranüs'ün Koç burcunda olması sosyal, toplumsal, evet, grup çalışmalarına gidecekleri, dernekler ve kulüp çalışmalarının içinde olacakları, yani etrafları kalabalık olacak, organize olacak ve sosyal hayatın, evet, içine girecekler. Uranüs'ün buradaki etkisiyle beraber de bir anda hızlanacak. Evet. Bir anda hızlanacak. Bazıları için koçlarda sürpriz aşka da sebebiyet, evet, veriyor bu. Evet. Sürpriz aşka da sebebiyet veriyor. Çünkü Uranüs'ün Koç burcundaki güzel bir hareketi var. Evet. Mars'ın terazi burcunda hala retrolaşmamış güzel bir hareketi var. Bu da Koç burçlarının arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, kalabalıklar ve bunların arasında karşılaşabilecekleri teklifleri temsil eden, evet, bir döneme gireceklerini, evet, gösteriyor. 11. evdeki yeni aylar zaten bizim için hayatımızda bazı dileklerin gerçekleşmesi, evet, kendi iş yapma arzumuzu, iş ve kariyerimizle alakalı olabilecek güzel gelişmeleri de gösterir. Belki parayla da ilgili olabilir. Parayla ilgili, evet, destekler de gelecektir. Çünkü baktığımızda daha ziyade yeni fırsatların ve yeni imkanların karşımıza çıkacağını göstermiş. Arkasından 6 Şubat'ta Merkür bir retrograde harekete geliyor. Evet, Merkür Balık burcunda retro harekete başlayacak. Ama ilk bu çok önce etkili değil. Evet, Balık burcunda başlayacak ve ayın ortalarından sonra Kova burcuna doğru yönelecek bu retro hareket. Bir süre biraz içe kapanılabilirler belki. Aslında evet. Evet, zihinsel olarak bilinçaltlarının hareketlenebileceği, belki geçmişle ilgili konuların biraz daha gündeme gelebileceği bir süreç olabilir. Duygularını gözden geçirebilirler. Duyguları gözden geçirebiliyor ve retro Merkür Kova burcunda uzun yıllardan beri görmedikleri bazı dostlarla, evet, da karşılaştırıyor. Bunlar yani eski bir aşk, Venüs retrosunu, evet, hala etkiler. Çünkü Venüs hala aslında Şubat'ta stationary point'te dediğimiz bir yapıda hızlanmıyor. Çok hızlı bir forma girmiyor 10 Şubat'a kadar. Buradan dolayı da dostluklar, eski arkadaşlar, mesela lise arkadaşıyla bir toplantıda, evet, karşılaşabilir. Evet. Veya bir arkadaşının işte doğum günü partisinde, evet, eski bir dost, aa Haluk ne haber diyebilir, evet, gibi gibi konuların ön plana geçtiği bir dönemi temsil etmiş. 15 Şubat'ta Güneş üçgen Mars var, bu çok önemli. Bu da ilginç, evet, özellikleri. Yeni bir aşk getirebilir mesela. Bir arkadaşın teklifi kabul etmesi, bir arkadaşın ilişkiye dönüşmesi gibi konular ya da iş ortaklığı gündeme gelebilir. 14 Şubat sevgililer gününde Dolunay var. Dolunay. 15 Şubat Dolunay'ı ne dersin? O 15 Şubat'taki Aslan Dolunay'ı Koç burçlarının 5. evini hareketlendiriyor. Bu da aşk demek, flörtler demek, romantizm demek. Tabii. Veya evli olanlar için çocuk demek, hamilelik demek, yaratıcılıkla ilgili konular, sanat. Sanat çok, evet, ön plana çıkıyor. Hamilelikle ilgili döngüler çok ön plana çıkıyor. Veya 15 Şubat günü 14, 15, 16, 17 dediğimiz dönemde yeni bir aşk ilişkisi, evet, başlayabiliyor. Problemli bir aşk ilişkisi bitip yeni bir ilişkide harekete geçebiliyor. Önemli bir ay sevgili koç ve, evet, iyi bir ay. Aslında, evet, kararları kendinizin alacağı pamuk ipliğinde bir ay değil. Gezegenlerin pozisyonları o kadar kötü değil. Uzun zamandan beri ilk defa bu kadar iyi bir, evet, ay yaşıyoruz zaten. Bu da beni neşelendiriyor ve heyecanlandırıyor. Yeni yıla zor başladı koçlar biraz. Gerçi önümüzdeki aylarda da yine bazı zorluklar koçlar için mevcut ama bu ayı değerlendirebilirler. Bu ay güzel. Tabii ki şimdi 18 Şubat'ta Kuzey Düğün Terazi, evet, burcuna geliyor. Yani North dediğimiz, evet, aslında Kaput Draconis ve Kavada Draconis. Bunlar çok önemli. Draconik zodyakta aslında düğümler, düğüm tutulum derecesi, aslında Güneş ve Ay tutulma dereceleri artık terazi ve koça doğru giriyor. Evet. Bunun anlamı bak, bu mesela drakonik değişimin olduğu ayrılarda biraz da koçlarda ve terazilerde aşk hayatları ile ilgili farklılaşmalar çok fazlasıyla başlıyor ki bunların etkisine
15 Nisan'dan sonra görecekler. Bazıları doğum haritalarına uygun olanlar bu dönemde de görebiliyor. Bunlarla ilgili bilgileri aslında sen çok güzel birinci okul astroloji ekibinden haftalık yorumlar yapıyorsun. Evet. Günlük yorumlar yapıyorsun. O günlük yorumları ve haftalık yorumları da YouTube kanalında veya birinci okulunun ana sosyal medya sitesinde de girip detaylı bir şekilde görebilirsiniz. 19 Şubat'a dikkat etmek lazım. Evet, Merkür ve Satürn'ün kare açı yapması gerçekten iletişim konularında ani krizler çıkarabilir. Artı bir arkadaşın ekstra para ihtiyacı, maddi ve ekonomik olarak bir arkadaşla ilgili bir parasal kaynak konusunda bir ihtiyacı ön plana çıkartabildiği gibi. Bir, bazı koçlarda çok ön planda olmasa da küçük bir operasyon haberi de getirebiliyor. Küçük bir diş operasyonu. Evet. İşte bir arkadaşın rahatsızlığı filan bunlara sebebiyet veriyor. Ayı aslında 28 Şubat'tan itibaren Merkür ileri harekette bitiriyoruz. Aslında kalabalıkların içine geldiğimiz, aşkın çok fazlasıyla önemli olduğu, maddi konularda biraz da 10 Şubat'ta bazı sıkıntıların yaşanabileceği, 19 Şubat'ta sıkıntıların yaşanabileceği ama genel anlamda çok güzel bir aya giriyoruz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.